Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 17 Mart Çarşamba Bursa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Bursa'da 8 koşulu bir programımız olacak. Altılı Gayanımız 3. koştan itibaren start alacak. Ben birinci koşuya itibaren yorumlarıma başlayacağım. 1. dörtlü ganyan, yedili plase, 1. üçlü ganyan oynayan arkadaşlar için de bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Bursa'yı e, bulma aşamasında sevgili dostlar, şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Bursa gerçekten e, şöyle bakıldığında bir iki duyum aldım. Safkanlar da var. E, yani para verecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Tatlı bir para. Bir tane bankomuz olacak sevgili dostlar. Kuponumuzun değeri 88 TL'ye tekabül ediyor. Ee, bir tane de riski tekimiz var. Onu da tek attığımız zaman 14 TL'ye kadar kuponumuz düşüyor. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmemiz dileğiyle. Ee, şimdiden tekrardan e, yenileyim. Bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu 14'te start alacak. Birinci dörtlü gayenimizin Başlangıç aya mailen bir koşuyla start alıyor. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet son koşusunda e, Nevzat Avcı ile start almıştı. Bursa'da 1400 metre kumunda zaten iki koşu gördü. İzmir'de yarış hayatına başladı. 1200'de şartlı bir de ikinci. Son koşusunu Bursa'da 1400'de e, Atı bir dışarı bir içeri alarak Nevzat Avcı ile start almıştı. Şimdi Nevzat Avcı büyük ihtimalle raporlu at binmeyecek kim binceni e, tam olarak bilmiyorum sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım 10 nolu safkanımız olacak. Buraya en ciddi rakip o da aynı koşta beraber koşmuşlardı. Kaptan Emre sprintini attı ama maalesef 10 e, nolu safkanı turu turu di geçme e, geçme başarısı gösterememişti. Üçüncülük itindi. Kaptan Emre ydi. kuponumuzda birinci dörtlü gayen için mutlaka yer verelim. Ekürleri sevgili dostlar. Burada bir at daha söyleyeceğim. Onu da hiç yabana atmayalım. O da Kadir Tokoçoğlu'yla yarış hayatına Bursa'da başlayacak. Ee, burada iki tane safkanımız da var. Ee, aynı şekilde dört nolu safkanımız da yarış hayatına ilk defa Bursa'da start alacak. Ama ben altın safkanımız Smart Robin gibi hem orijin olarak hem de baktığımda çalışma olarak gayet başarılı bir çalışmalara da sahip Kadir'le de ilk defa buluştu. Ben 6'dan bir şeyler bekliyorum. Birinci dörtlük ayağımızda yer vermemiz gereken safkanlardan biri diyorum. Sıralan 6-2 ve 10 nolu safkanlar diyorum sevgili dostlar. Evet ikinci koşu 7'li plasamızın da başlangıç ayağı. Saat 14.30'da start alacak. Birinci üçlük ayımızdan başlangıç ayı oluyor. Şartlı 5. 3 yaş İngilizler 2000 metre kumla start alacak. Evet burada bank olarak kuponumuzda bırakabileceğimiz bir o da Lebron diyeceğim. Mustafa Çiçek de bir kere start aldı. Onda kazanma başarısı gösterdi sevgili dostlar. da Bursa'da 1900 metre kumunda gerçekten çok rahat bir yarış sergileyerek gerideki rakiplerine 10 boy 11 boyda fark atmıştı. Ben üst üste kazandı. En Bursa'da 1800'de Maiden'e veda etti. Arkadan şartlı 1800, 1900 ona keza. mesaf uzasa da gerçekten çok etkili koşuyor bu safkan. Lebron ben burada geçileceğini zannetmiyorum. Benim bankomdur. 7. plase ve birinci üçlük ayan oynayan arkadaşlar için. Evet üçüncü koşumuz altılı ganyanımızın da başlangıç ayağı oluyor. Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 1300 metre kumla start alıyor. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada ilk şanslı savkanım olarak Fırat Aslanlı Aprant arkadaşımıza ilk defa buluştu. Son koşusunu bu mesafede 58 kiloyla kazanma başarısı göstermiş. Şimdi Aprant indirimine giderek Fırat'la buluştu. Fırat Aslan 50 kilo gibi bomboş kiloya düştü. Gökçekent'ten yine ben bir etkili bir yarış bekliyorum sevgili dostlar. 9 nolu safkanımızdan. İkinci atım 2 iki numara. Olgun Alp diyeceğiz Mustafa Çiçek'le. Üçüncü atım 1 numara Barlık Efe e, olacak. Sonradan dördüncü atım 5 nolu safkanın çakır ağası diyeceğiz. Çarık ağası pardon arkadaşlar. O da Onur Yıldızla ilk defa buluştu ve de son olarak da 10 nolu Erdoğdu diyeceğiz Nevzat Avcı ile ama tabii ki Nevzat Avcı büyük ihtimalle yine safkan bilmeyecek raporu olduğundan demin de bahsettiğim gibi 10 nolu safkanımızı bir çarpı atalım diyorum. Sıralamam 9-2-1-5 ve 10 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşu altılı gayrımızında üçüncü aya beşli gayrımızın başlangıç aya şartlı üç dişiler mahsus. 4 dört yaşlı Araplar, 1400 metre kumla start alıyor 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burası da zorlu bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Burada ilk şans Safkan'ım 5-0 al Fugara diyeceğim. Onur Öztürk de yaptığı son koşusunu gerçekten iyi bir e, koşu çıkartarak kazanma başarısı gösterdi. Bu mesafede Maylen'e veda etmişti. İkinci atım 3 numara Olsar diyeceğiz. O da son koşusunu İstanbul'a şartlı 3'te 1400, 1300'de 4. ayrıldı. Bursa'da şartlı 2300'de 1300'de ayrıldı ama sonra Kocaeli'ye gitti şartlı 2'de. 1400'e bu mesafede harika bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösterdi. Sezer Çelik'le yine Sezer'le buluşan Olsar 3 no safkanımızı ikinci şansı safkanım. Üçüncü atım bir numara olacak Kadir Tokoçoğlu'yla o da 2 kişisel ve İki sefer start aldı. Birini kazanma başarısı gösterdi. 1500'e Kocaeli Mahallene veda ederken iyi bir koşu çıkarttı. Ben üçüncü şanslı safkanım olacak bir nolu Özge'ye. Evet dördüncü atım Haspınar diyeceğiz. O da iki nolu safkanımız Çetin Taş'la ilk defa buluştu. İyi bir etkili bir koşu bekliyorum. İkiyle dördüncü atım. Beşinci atım Altın o, Altın Güneş diyeceğiz. O da Okan Gökçe ile yaptığı son koşusunda İstanbul'da kazandı tekrar kabukuma çıkacak. Bursa kumunda pek başarıları yok ama göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Ben bu grupta söz sahibi olacağını düşündüğüm bir kayız var ki olan Altın Güneş'ten etkili bir koşu bekliyorum. Altı ile kuponumda şans vereceğim ve son olarak buranın sürprizini gerçekleştirebilir. Dikkat diyorum 121 günlük aradan sonra Halil Kaplan'la tekrar buluşan e, kabak çiçeği diyeceğiz sevgili dostlar. Yaptığı son koşusunu Bursa'da bu mesafede 1400'e mailene veda etmişti. İyi bir koşu çıkartarak Halil Kaplan'la yine Halil'le de etkili bir koşu gelir diyorum. Dikkat diyorum onlu olur safkanımıza. Evet sıralaman 5-3-1-2-6 ve onlu olur safkanlar olacak. Evet 5. koşu 6'lı gayrımızın 3. aya oluyor. Bir maiden koşusu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start alacak 2. 4'lü gayrımızın da başlangıç aya. Evet ben burada iki safkan ön planda tutuyorum. İkisinde etkili koşu e, geleceğini düşünüyorum. İkisinden biri fotoya maidene veda eder edecek safkanlardan biri olacağını düşündüğüm ilk şans safkanım Onur Öztürk'te start alacak olan Rollo diyeceğiz. 7 oğlu safkanımız yaptığı son iki koşusu Bursa'da 1400'de üçüncülükle ayrıldı. Onun arkasından hemen 1800'e yine çıktı uzun e, mesafe. Güzel bir dördüncülüğe de sahip. Ben yine mesafe kısaldı etkili bir koşu bekliyorum 7 no'lu safkanımızdan. Ve buna en ciddi rakip 10 no'lu Kanatlı diyeceğiz. Nurettin Şenle Bursa'nın tecrübeli jokeyinde bulunan e, 1300'de yaptı e, bu mesafede Nurettin Şenle 58 kiloyla zaten ee, kendi altları sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu geleceğini düşünüyorum. 10 nolu kanatlıyı da bir çarpı atalım diyorum. 7 ve 10 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. 5. koşu altılı gayrımızın 3. ayağında. Evet 6. koşumuz şartlı 2 dişilere mahsus 4 ve kore İngilizler 1900 metre kumla start alacak. 2. üçlü gayrımızın da başlangıç ayağı. Evet burada riskli banko olarak önereceğim bir safkan var o da Kadir Tokoçoğlu ile harika bir uyum içerisinde bir tek e, şeyi 169 günlük aradan sonra tekrar piste çıkması etkilenmezse iyi geçirmiş e, burayı kazanması benim için normal sonuç olacak tabii ki e, Risli riskli bir tek ama ben bunun yanına at da ilave edeceğim kuponumda şans vereceğim safkanları da paylaşacağım ilk şans safkanım 5 nolu safkanımız olacak. İkinci atım bir numara incinin kızı diyeceğiz Nurettin Şen'le. Üçüncü atım 2 nolu Leydov Kanako diyeceğiz. Mustafa Çiçek'le ilk defa buluştu. Etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Üçüncü atım pardon dördüncü atım 4 nolu safkanımız Ayza. Sonradan 8 nolu safkanımız olacak. Ve de son olarak da 12 nolu safkanımız Onur Öztürk'le ilk defa buluştu iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Evet 5 nolu safkanımız burada riskli bir bank olarak sizlere önerebilirim ama ben e, burada e, rakip arayarak e, kuponumda tercih ettiğim safkanlar 1 2 4 8 ve 12 ile kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Evet 7. koşu bir mailan koşusu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start alacak 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, bak burada e, rahat bir koşu, iyi bir koşu geleceğini düşündü. Mustafa Çiçek'le ikinci kez buluşan yaptığı son koşusunu Bursa'da 1400'de harika, çok güzel bir ikinciliğe sahip. O zaman Sinan Özen'le start almıştı. O zaman da grubun e, çok favori bir atı vardı. Mustafa Çiçek de Bo diye yani öyle nitelendirme. Öyle okuyorum ben. Ee, çok da favoriydi. Hemen arkasında tatminkar güzel bir ikinciliğe sahipti. Şimdi Mustafa Çiçek'le ikinci kez buluşan King of Par diyeceğiz. O da 5 nolu safkanımız. Ben e, burada Madene veda etmesini bekliyorum. Benim bankumdur sevgili dostlar. Evet 8. koşu 6'lı gayrımızın da son ayağı oluyor. Handikap 15 4 ve Kore İngilizler 1300 metre kumla start alacak 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. eküllerinde bol olduğu bir koşu e, sevgili dostlar. eküller söyleyerek de vaktinizi almayayım. E, zaten e, videoda da videonun altında da yorumlarda abi ekürleri söylemene gerek yok diyor haklısınız vaktinizi almayayım sevgili dostlar evet burada 3 safkan benim e, yeterli gördüm son koşusunu e, Görkem Özçelik'le e, start almıştı Bursa'da Handikap 14'ü kazanma başarısı göstermişti bomboş gülüyle, yine bomboş start alacak olan 9-0 Alija benim yine ilk şanslı safkanım olacak İkinci atım aynı koşunun hemen arkasında bir boyla e, geride bıraktığı O da büyük acıva diyeceğim. İki nolu safkanımızda kuponumuza mutlaka yer vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Ve de son safkanım ekürü avantajında eline bulunduran dört nolu çakır dağlı diyeceğiz. Nurettin Şen'le sevgili dostlar dört nolu safkanımız. Evet sıralamam 9-2 ve 4 nolu safkanların mücadelesi. Bence burada birinciliği belirler diyorum sevgili dostlar. Evet Bursa'dan sizlere aktaracağım Bursa şablonum e, buydu sevgili dostlar. Bir tane bank olarak nitelendirdiğimiz safkanımız var. Altılı gayrımızın 5. ayında. Altılı gayrımızın 4. ayında riskli bir bankomuz olacak. O da 5 nolu safkanımız tabii güvenmeyen arkadaşlar da rakiplerini sizlere önerdim. Bir tekli e, girdiğimiz zaman 88 TL'lik bir kupon oluyor. 5 ile riskli bir tek dediğimiz 5 ile atarsak 14 TL'lik bir kupon e, çıkmış oluyor sevgili dostlar. Evet, herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazınız atlar ganyan olsun. E, şansınız daima yanınızda olsun. İnşallah Bursa'yı tutturacağımız bir gün bizleri bekliyor diye düşünüyorum sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet.